Hadi dümeni kıralım. Ana muhalefetin gündemine sevgili izleyenler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir grup medya temsilcisiyle buluştu. Gündemdeki soruları yanıtladı. Normalleşme sürecinin bitmediğini, aksine devam ettiğini savundu. CHP lideri sözlerine şu şekilde devam etti. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. CHP olağanüstü kurultay gidecek iddialarına ise Düzelteyim. CHP olağanüstü kurultaya gidecek iddialarına da bir yanıtı vardı CHP liderinin. Kendi kurultayı toplayamayanlar genel başkan kurultayı toplasın demesin yanıtını verdi. Ee, birazcık karışık bir cümleydi. Detaylarını haberimiz söylesin. CHP lideri Özgür Özel'in ağzından duyun. Bir süre önce başlayan normalleşme süreci devam ediyor mu? Siyasetten verilen karşılıklı sert mesajlar sonrası sürecin sona erdiği iddiaları dillendirildi. Normalleşme sürecini başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tam tersini söyledi. Normalleşme devam ediyor mesajı verdi. Normalleşme bitti mi meselesinde bitmedi devam ediyor diyorum. Bir ülkenin bir acıda ortaklaştığı en üst nokta şehit cenazesidir. Yarın yine karşılaştığımızda bir şehit cenazesinde ben bütün liderlerin ellerini sıkıyorum. Erdoğan'ın da elini sıkmaya devam edeceğim. Gelecek bayramda yine Erdoğan'ı ararım. Bunda bir sorun yok. Neden onunla ittifak kurayım? Biz Türkiye ittifakını kurduk. Mümkünse tek başımıza, olmazsa da başka muhalefet partileriyle koalisyon halinde Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Özgür Özel medya temsilcileriyle buluştu. Sorularını yanıtladı. Gündemde Külliye'de gerçekleşen 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması da vardı. Neden katılmadığını anlattı. Ben 29 Ekim meselesinde Erdoğan'a bir çağrı yapmayı uygun gördüm. Erdoğan'a da düşen Çankaya Köşkü'nde bir cumhuriyet resepsiyonu yapmaktır. Erdoğan bunu reddettikten sonra benim 29 Ekim törenine gitmem doğru olmazdı. Eğer böyle bir süreç yaşanmasaydı tebligat törenine katılmayı düşünebilirdim. Ben elimi uzattım, o havada bıraktı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili çıkışlarını da değerlendirdi. Bu çatışmalı süreci çözmek değil, aksine bir kişinin özgürlüğü üzerinden bir pazarlığa girişip devlet beyinde ağzından hiç sakınmadan baklayı çıkardığı şekilde Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için anayasa değişikliği yapmak. Bir al ver. Bu kadar şehit canını neden verdi? Terörle mücadele için. Bu Erdoğan'ın yeniden aday olması için takas edilebilir mi? Bu olmaz. Özel parti içi kurultay hazırlıkları olduğu yönündeki iddiaları da yanıtladı. Kimse benden kurultay, güven oyu talep etmesin dedi. Gerekçelerini anlattı. Kaybedersen ben kaybederim meselesi çok net. Dediğim şey ben eleştirileri göğüslerim, üzerime ateş toplarım ama partiye zarar verecek bir şey yapmam. Zaten parti anketlerde birinci parti diyorum. Şimdi genel başkan güven oyu talep etsin. Valla kendine güvenen tüzüğü açıp okusun. Ne talep ediyorsa etsin kimse benden kurultay, güven oyu talep etmesin. Kendi kurultay toplayamayanlar genel başkan kurultay toplasın demesin.